İyiyim, teşekkür ederim. Lal çok sevdiğim bir arkadaşım. Bugün onun eventindeyim. Destek olmaya, yanında olmaya geldim. Çok da güzel bir şey yapmışlar arkadaşıyla birlikte. Öyle dinliyorum. Ne çok... güzel konuşuyordunuz ya, devam edin. Evet. Saçınız da yakışmış. Niye öyle bir anda? Biraz sizden de sorular bekliyorum. Saçlar yakışmış. Teşekkür ederim. Evet, Erhan Delen modeli. Erhan Delen'den geliyorum zaten. Sürekli değiştiriyor Erhan. Otur diyor. Bugün boyuyoruz diyor, boyuyoruz. Kalk diyor. Kesiyoruz. Peki bu durumda. Size inisiyatifi veriyor mesela, şunu şöyle keseyim falan. Bana diyor. Sus diyor. Sadece Erhan'ı mı? Otur yani. Dinle diyor. Nasıl evet. Peki? Şöyle aslında Erhan Delen o kadar vizyonlu ve yetenekli ki, dolayısıyla hani ona bırakmamam gibi bir şey söz konusu değil. Çok eminim onun ellerinden. Peki, çok güzel bir şey çıkacağına. Böyle yeni saçtan falan bahsetmişken şey soralım. Mesela saçlarınızı 3 numarayı vurdurur musunuz? Ya da bir hani film ya da dizi teklifi gelsin. Valla bir şey söyleyeyim mi? Bugün Erhan'da oturuyorum. Erhan'a dedim ki, ya acaba dedim saçın biraz daha mı kessek sen dedim. Hayır, şeyi seviyorum. Yani değişikliği seviyorum. Oldum olası seviyorum. Hatta bu işi yapmış olmasam, yani her gün başka bir saçla görebilirdiniz muhtemelen. Bir de annem kızmasa tabii. Kısa saça mı kısa? Hayır, saçınla oynama diyor. Doğal ol diyor. Teklif gelse peki sıfıra vurur musunuz saçı? Yani projeye çok inanmam lazım tabii ki. Şimdi böyle hani kolay tabii ki keserim. Tam sıfıra vurdum, iş bölümde bitmesin şimdi. Tabii ki yani, aynen öyle. Ve hani projeye inanırsam gidiyor. Lal gel bir dakika, gel. Lal dedik, şey söylüyorum. Biz de tam sizden bahsediyorduk, gelin. Lal çok güzel bir event yaptı değil mi arkadaşım? Evet, Merve çok sık katılmıyor biliyorsunuz böyle şeylere. Evet. Beni çok mutlu etti. Senin için katıldım. Fikirleri de çok önemli benim için. Tamam. Onu çok seviyorum. Pasta geliyor. Benim evet. Gitmem lazım. Tamam. Çok seviyorum. Tamam. Devam edelim. Evet, proje diyorduk aslında. Proje? Proje, inanabilirim ama proje gelirse. Ya inanmam lazım tabii ki. Yani biliyorsunuz dizi sektörü öyle bir şey ki 3 bölümde 5 bölümde kalkabiliyor. Biraz da bir şans da meselesi. Çok inanmam lazım açıkçası öyle bir şeyde. Ama genel olarak değişikliği biliyorsunuz ki karşı değilim. Kendim de günlük hayatımda çok fazla uyguladığım bir şey zaten. Takip ettiğiniz bir dizi var mı şu anda peki? Hani uzun... Ya da keşke ben de bu rolde olsaydım. Ya şöyle, yabancı dizi biraz daha ağırlıklı seyrediyorum açıkçası. Güzel diziler var. Ama özellikle takip ettiğim bir dizi yok açıkçası. Nasıl söylemem gerekirse. Şu anda mesela içine dahil... Ben biraz Muhteşem Yüzyıl'da kaldım. Çok güzel bir projeydi. Ben de o projede yer aldığım için çok çok mutluyum. Ayrı hani. O yüzden hani biraz orada kaldım galiba. Peki Altın Kelebeği de geride bıraktık. Evet. Ödüller verildi. Aynen. Favorileriniz ödül aldı diyebilir miyiz? Uzaktan bir takip etmişsiniz zaten. Tarkan zaten tartışılmaz. Sezen Aksu. Yani bu halkın zaten belirlediği bir şey. Halk da eminim en uygun kişilere vermiştir. Şimdi şöyle, bazı tartışmalar da yaratıldı. Yani herkes hak ettiği ödülü aldı denmedi bunlar için. Mesela örnek veriyorum, Demet Akbağ, Hande Erçel için işte en komik kadın ödülünü almışlar. Ben ödül vermekle mükelleftim. Siz o mesela kadar. Hani Hande Erçel'e baktığımız zaman en komik kadın ödülünü aldı komedi dalında. Siz buna ne diyorsunuz? Hani ben oraya ödül vermek için gittim. En iyi program sunucusu, çocuk programı oldu. Evrim Akın oldu. Bu kadar. Peki arka fon da çok güzel. Sizin de var mı da böyle meraklarınız? Vallahi çok güzel. Ne gibi bir merak? Ya alır mısınız size? Satın alır mısınız evinizi? Bu çocuk odası yalnız. Ya çok hayır. Genel anlamda. Genel anlamda tabii ki meraklıyım. Seviyorum. Yani kendime has bir tarzım var. Normalde de biliyorsunuz siyahlar çok seviyorum, hani kıyafette de, evimde de tabii ki yine öyle bir mod var tabii ki. Öyle peki bir durum var. Dekorasyonu kendiniz mi ayarlıyorsunuz? Kendim yapıyorum. Ben biraz şeyim ya, kontrolcülük var. Çok başkasına teslim olan, oldum mu çok güzel teslim olan biriyim. Olmadım mı da çok müdahale etmeyi seven biriyim. Ev dekorasyonu şu an kendim yapıyorum. Peki evinizde asla eksik etmediğiniz obje veya bir şey var mıydı? Mutlaka evinde var, bulunmalı dediğiniz. Var. Şeyi çok seviyorum, ışıklı şeyler, ışıklı küreler. Mesela başucumda hep ışıklar vardır. Yo. Hayır değil ama seviyorum ya, hoşuma gidiyor.
beni besliyor, ruhuma iyi geliyor öyle şeyler. Mesela şuradan ağaç ışıldıyor ya, bayılıyorum yani. Mutlu oluyorum. Işıltıyı seviyorsun. Ha, küçük şeylerle mutlu oluyorum. Işıltılarla. O bana böyle bir iyi geliyor yani, iyi hissettiriyor, öyle söyleyeyim. Peki 2017'nin de sonuna yaklaştık artık. Evet. 2017 nasıl geçti sizin için? İyikileriniz, keşkeleriniz oldu mu? Vallahi hep hayatıma şey gözüyle bakıyorum. Her yaşadığım benim için, hepimiz için gerçi öyle bir tecrübe, bir deneyim. Her zaman umutlu olmak lazım. İnanmak lazım önce kendine. Dolayısıyla her zaman bizler için en hayırlısı olacağına inanıyorum hayatta. Böyle düşünüyorum. Peki 2017 yılında keşke olmasaydı dediğiniz bir an oldu mu? Hiçbir şey bizim elimizde değildir hayatta. Her şey olması gerektiği gibidir. Sonrasında biz bilemeyiz. Kontrol edebilme gücümüz yok. Dolayısıyla hepsi bizim için birer tecrübe. 2018'den bir beklenti var mı peki? Var tabii ki. Evet. Sağlık önce. Sağlığım. Yerinde olsun. Ama en önemlisi o sağlık. Ya annemden biliyorum. Sağlığın yerinde olmayınca hiçbir şeyin bir önemi yok yani hayatta. Sonra huzur. Kendi iç huzurum. İç huzur çok önemli çünkü o olmayınca da hiçbir şeyin anlamı yok. O. Aşk var. Aşk herhalde birazcık arka taraflara mı kaldı? Yok, kalmadı. Ben zaten iddialı açıklamalar da yaptım. Az sonra beni verdiniz. Evet ya, aynen. Sonra başlık atıyorsunuz. Dan 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 diye. Sonra ben o kadar büyük bir cümle mi söyledim diyorum. Evet, devam et. Sizdeyiz. Tabii ki aşk güzel. Ben seviyorum aşkı. Ne diyeyim? Aşk sizi seviyor mu? Aşka sormak. Peki çok teşekkürler. Hayır. Şimdi sen aşk değil mi? Hayır, tamam yeter. Ben üçüncü erkek olduğumu söylemiştim ben. Daha ne Samet nerede? Onlar yok, sizi kurtarmayacak bu sefer. Peki bir şey söylemek istiyorum ben. Söyle. Murat Bey'le röportaj yaptığınızda albümdeki neredeyse bütün şarkıları klip çekmeyi düşünüyorum demişti. Beraber de bir düetiniz vardı. Murat Bey'den teklif gelse kabul eder misin? Lelin pasta kesimi başlıyor. Ben oraya gidiyorum. Teşekkür ederim. Peki.